Selamünaleyküm millet. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün malum RKS VST ile beraberiz. Şimdi dün akşam itibariyle kilometre 500'e yaklaştım. Aslında bu arada kitapçığında 300 kilometre diyor. Resmo Fiyatçı kitapçığında. Onu sonradan gördüm. Bilsem 300'de değiştirdim. Rodaj kurallarına uyarak sabırlı bir şekilde 500 kilometreyi doldurdum. Şu anda günlerden pazar. Hani bu motorun performansı ile ilgili birkaç video var ama bakalım. Güzel beyin resetlenmiş, güzel rodaj yapılmış. Onun haricinde kalan her şey, yani her şey de orijinal. Sadece rodajına hakikaten özen gösterilmiş bir makine. Benim altımda nasıl bir performans sergileyecek? Hep beraber şimdi onu izleyeceğiz. Her zaman top speed çıktığım yola çıkacağız. Şimdi otobana gireceğiz. Bu yol her ne kadar düz desem de ben açıklamalarda, aslında böyle bir tatlı varla yok arası bir kısımda bir eğimi var. Ondan sonra tam düz zaten. Atıyorum bu Bornova'da üst geçitin olduğu yerler. Ondan sonra tırmanmaya başlıyoruz. Ta tünele kadar tırmanacağız. Bu arada rampa yukarıda maksimum hangi hıza çıkacak? Düşecek pardon. Sonuçta rampa tırmanmaya başladığım zaman motor sanızdan düşecek. Yani rampa yukarı maksimum kaça kadar düşecek onu göreceğiz. Tünel içi müsait olursa tünel içinde gaz açacağım. Tünel içinde, yani hava sürtünmesiz ortamda maksimum hangi hıza çıkacak onu göreceğiz. Tünelden çıktıktan sonra da nasıl tünele rampaya çıktık ya, rampa aşağı yolda maksimum hangi hıza çıkacak onu göreceğiz. Yani bir otoyolda bu motorun düz yol, hafif eğim, tünel, rampa çıkışı ve rampa inişi, hepsini göreceğiz arkadaşlar. Motor full orijinal. Henüz bir modifiye yapmadım ama bu yapmayacağım anlamına gelmiyor. Bu arada modifiye yaptıktan sonraki performansını da ayrı olarak sizlerle paylaşırım. Hatta bu motorun gösterge GPS sapma hızını da görmeniz için ara ara GPS'i açarım. Sapma oranını da görürsünüz. Bakalım nasıl gidecek? RKS VST 249, iyi seyirler. Gelsene lan.